Tapasya? Yoksa bir yeri mi bekliyordun? Bak, Veer geldi. Ben de gideyim artık. Hoş geldin. Ben de senin gelmeni bekliyordum. Sahi aklımdan çıkıvermiş. Sana bir paket gelmişti bugün. Mohit Kaşyap yazıyor üstünde. Biliyor musun, ben yarışmaya katılacağım zaman elbisemi ne yapıp edip ona diktirmiştim önceden. Tasarımları çok ama çok hoşuma gidiyor. Paketi açıp bakabilir miyim bir? Ne istersen onu yap. Keyfin bilir. Ne oldu? Gördün mü? Senin aksine ben kimseden hiçbir şey saklamıyorum. Bak hadi. Bir şey diyebilir miyim Mir? Madem bana bir elbise alacaktın, keşke bana da söyleseydin. Birlikte giderdik ve beraber seçerdik elbiseyi. Vay canına. Gerçekten çok güzel bir elbiseymiş. Çok harika bir tasarım. Gerçekten çok beğendim. Rengi de çok şahaneymiş. Ama sanki bana biraz kısa gibi. Ölçülerime uygun değil bu. O elbise senin için hazırlanmadı. Nasıl yani? Karım olacak kadın için hazırlandı. İtçe için. Çok üzgünüm Veer. İç çayı ne kadar çok sevdiğini gayet iyi biliyorum. Ama İtça eskiden hep benim elbiselerimi giyerdi. Şimdi de sen onunkini giyeceksin o zaman. Durum berabere. Hem hoşuna da gitti. İça'ya ait bir şeyi daha elinden aldın. Zaten İça'nın sevgisini elinden alırken gözünü bile kırpmadın. Sen böyle şeylere alışıksın bence. Şimdi elbisesini çalsan ne olacak ki? Ben bugüne kadar başka insanların kıyafetlerini giymedim. Ama bu çok özel bir elbise Tapasya. Çünkü bu elbiseyi önce sahibi giydi. Ama senin için ne fark eder ki?
Sen her şeyi yaparsın zaten. Sen İcha'nın elinden beni çaldın. Şimdi elbise mi zoruna gidiyor? İstersen büyük anneni arayıp danış. Sen her şeyi yaparsın. Sen İcha'nın elinden beni çaldın. Şimdi elbise mi zoruna gidiyor? Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise